Eight Passengers ailesini hatırlarsanız geçtiğimiz sene çok büyük bir skandala karışmıştı isimleri ama daha öncesinde de büyük büyük skandallara karışıyordu zaten. Hatta bu olanlar hakkında Dilara Toons kanalında bir tane video var. Eğer izlemek isterseniz hani hiç denk gelmediyseniz diye paylaşayım. Detaylarıyla birlikte izleyin. Gerçekten kan dondurucu detaylar. Pek Lilo TV'ye gitmeyecek cinsten olaylar. O yüzden oraya yüklemiştim. Ama yine de bu kanalda da konuştuk daha sonra olan bir tane hakkında. İşte bu konu hakkında bir takım gelişme yaşandı. Bugün biraz ona bakalım istedim. Çünkü gerçekten bu konu hakkında konuşmamak o çocukların acısını göz ardı etmek gibi geliyor şu anda. Esas şimdi konuşulması gerekiyor bana göre. O yüzden gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Her an cinlerim gelebilir. Eight Passengers adlı bir aile vlog kanalı vardı hatırlarsanız. Ve bu kanal zamanında çok büyük paralarda kazandığı YouTube'dan 6 tane çocuğu olan Mormon Frankie ailesinin hayatlarını anlatan videolardı. Ama bu videolarda çocuklara mağara varacak kadar kötü şeyler yaşanıyordu zaten. Çocukların sürekli olarak rezil edilmesi, başlarına gelen her olayın en ince detayına kadar anlatılması ve işte çocuklara kötü muamele gösterilmesi genel olarak insanların dilindeydi ve birçok YouTuber... Oha, kırmızı da güzel oldu. Kırmızı mı kalsa acaba? Bu konu hakkında konuşma kararı almışlardı ve olaya ne kadar karşı durduklarını dile getirmişlerdi. Ne zaman bu eve gidip olayları kontrol etseler hep geri döndüler. Çünkü Mormonlar birbirlerini kolluyorlardı. Ve bu çocuklar ne yaşarlarsa yaşasınlar, ailelerinden ne gibi sıkıntı görürlerse görsünler, Utah'ta yaşadıkları için polisler de ailelerine tarafını tutuyordu. Bu onlara normal geliyordu açıkçası. Ve insanların tek yaptırım olarak uygulatabilecekleri şey o kanalın para kazanmasının kapatılması veya reklam sözleşmelerinin iptal edilmesiydi ve buna çok fazla yüklenmişlerdi. Bir Ruby Frank var. Bir de Kevin Frankie var. Kevin ortadan kayboldu zaten. Parayı aldı gitti. Nereye gitti belli değil yani. Adam ortada yok. Bir takım bağımlılıklarını tatmin edebilmek için bir takım odalara kapandığı falan söyleniyor. Hiç oralara girmeyeceğim. Ruby Frankie 6 çocukla yalnız kaldı ve zaten biraz sıkıntılı bir kadın olmasından mütevellit. Çocukları bunun acısını çok fazla yaşamaya başladı. Hele ki para suyunu çekince daha fazla olaylar yaşanmaya başladı. Çünkü artık çocuklar üzerinden para kazanamayınca bu kadının bir yerden yine para kazanmam gerek kaygısı kafasındaki o şeytanlarla çakışınca çok kötü şeyler çıktı ortaya. Jody Hildebrand diye bir kendisine ekürü buldu ve bu ekürüsüyle birlikte işte insanlara rehberlik sağlıyoruz, tedaviler uyguluyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bir takım saçma sapan şeylere giriştiler ve insanlara böyle öyle resmen terapi satmaya başladılar. Ne kadarı terapi tabii orası Allah bilir. Jody çok kötü bir insan. Yani Ruby kötü bir insan. Jody bundan daha beter bir insan. Ve bunlar bir gün karar alıyorlar. Çocukları alıp bir eve kapatıyorlar. Ve çocukları disipline ediyorlar o saatten sonra. Çocuklardan haber alınamıyor. Zaten çok fazla arayanı da yoktu. Allah kahretsin. Yani 6 tane çocuk var. Bu çocukların babası nerede? Ortada yok. İşte abla zaten canını zor kurtarmış. Öbür abi de canını zor kurtarmış. Bütün sıkıntıları onlar da çektikleri için. Geriye kalan 4 çocuğun hangi durumda olduğundan çok fazla bilgi sahibi olamıyorduk. Ta ki bir gün çocuklardan bir tanesi evden kaçıp bir komşuya sığınıp polisten yardım isteyene kadar. O kadar kötü şartlarda bulunuyor ki çocuk, o detaylara dediğim gibi burada çok fazla girmeyeceğim. Onun hakkında bir video var. O çocuğun cesareti sayesinde 4 çocuk da kurtuluyor. Ne kadar kurtulabildiler tabii yine bunu bilemeyeceğiz ama Ruby de Jody de tutuklanıyorlar ve daha sonra çocuklara yapılan bu işkenceler, yaşattıkları bütün o kötülükler daha fazla ortaya çıkınca, gün yüzüne çıkınca da içeriden çıkmaları imkansız hale geliyor şimdilik. Olaylar böyleydi. Bu Mormon Kilisesi'nin ailelere vlog çekmeye yönlendirmesiyle alakalı da bir başka video yapmıştım. Yine Dilara Tunus'ta, eğer izlemediyseniz mutlaka ona da bakın derim. Özellikle çocuklarla alakalı ve aile hayatıyla alakalı vloglar çekilmeye itiliyor bu insanlar. Yani durduk yere böyle deli dürtmüş gibi bugün çıkıp 8 tane çocuğumun videosunu çekeceğim demiyorlar. Bu kilise tarafından desteklenen ve beklenen bir şey. Ve üstüne üstlük reklamı yapılarak daha fazla para kazanmasının önü açılarak da desteklenen bir şey. Yani eğer Mormonlarla alakalı bir video yaparsanız benim gibi o video diğer insanların önünde çok daha fazla çıkabilir. Böyle bir olasılık var. Ki zaten tam olarak olan da oydu diğer kanalda. Mesela o video diğer videolardan çok daha fazla para kazandırmıştır bana. Çünkü Mormon adı geçtiği için algoritma bunu seçti ve insanların önüne çıkardı ve bu sebeple de daha fazla para kazandırdı. Böyle bir olay da var. Çocuklar devlet koruması altında. En büyük abla kardeşlerinin iyiliği için çaba gösteriyor ve bu yaşananların yine başka insanların başına gelmemesi için bir takım çabalar gösteriyor. Aile darmadağın, çocukların psikolojisi yerle bir. Yani neler olup bittiğini tam olarak göremiyoruz. Ruby içeride hala dışarı çıkıp bir gün çocuklarına analık edeceğini falan zannediyor. İlginç ilginç beklentiler. Bütün bunlar olurken Kevin nerede diye düşünüyorsunuz. Kevin
çektiği odasından çıkmış ve çıkıp bir yerlerde konuşmaya başlamış. Utah'ta özellikle yasama organlarına giderek bu olayın tekrar yaşanmaması için neler yapılabileceğine dair insanlara demeç vermeye başlamış. Aklınız durur. Yani bu adamdaki bu cesaret, bu özgüven, inanamazsınız. Bazıları şöyle söylüyor. Mormon Kilisesi Kevin üzerinden kendi imajını düzeltmeye çalıştığı için Kevin'i bu tür ortamlara sokuyor. Çünkü Kevin Mormon Kilisesi'nin üniversitesinde hocalık da yapıyordu bir ara, hatırlarsanız. Yani Kevin kendini buldu. Kevin adam oldu. Kevin kendini toparladı ve bu konu hakkında bir şey yapmak istiyor gibi bir imaj çizmeye çalışmışlar. Bakalım Kevin neler söylemiş. Sizin için çevirdim. My family has been devastated by what two women were very easily able to carry out in acts of horrific child abuse. And they were able to navigate our laws and take advantage of loopholes that exist, all from the coaching of Ms. Jody Hildebrandt. And those laws need to change. All of the ways that they were able to navigate those loopholes need to be exposed. They need to be talked about, and we need to address these issues out in public. It was frustrating for me to hear the story of police officers. As they said, they were standing on the front porch and they could see the children and they could see my former wife through the window, ignoring them. And they said, even with all of the reports, all of the red flags that were given to them by our oldest daughter, Sherry, and by our neighbors, they still could not intervene. They were on the phone with a judge, waiting, and the judge finally said, nope, I'm not comfortable with this. You cannot intercede. And so this could have been stopped. Another thing that I was terribly frustrated with was that even though I was in separation, that I was not contacted by police authorities once. Now, DCFS was trying to contact me repeatedly, but again, I was being indoctrinated just as much by Jody as Ruby was. And I was being coached the same way. They want to rip your family apart. They want to destroy your family. This is what government does, she would say. And so I didn't answer the phone. The laws that need to change in this state are laws pertaining to child welfare. We need to close those loopholes that Jody and Ruby navigated to avoid any sort of intervention on behalf of my children. I'm also working with legislators to create new legislation, the first of its kind in this country, to begin regulating this shadow industry called life coaching that currently is completely unregulated, has no standard of practice or ethics, and these individuals can almost literally completely destroy a person's life, their livelihood, their families, and walk away with zero repercussions based on our current laws. I know of no other profession that can effectively impersonate a licensed professional and have no consequences. Yeah, I have those thoughts of what if on a daily basis. It's part of the trauma and the post-trauma that I deal with. I'm incredibly grateful for the heroics of my son in saving his life, his sister's life. He truly was a hero. It is a lot to deal with every day, the questions of what if, what could have been, what I should have done, what others should have done. It haunts you. It's my struggle and others to learn how to deal with that and to do what we can to make the best of our lives moving forward. And part of my healing is being here today to open my mouth, to put myself in this position that's terribly uncomfortable for me. But if I can make a difference, then I want to do that. Bu iki kadın muhabbeti beni çok darladı en başta. Zaten o lafı duyduktan sonra gerisini çok fazla ciddiye alamadım ama yani zaten insanlar da Kevin'i çok fazla ciddiye alamıyor. Bu zamana kadar neredeydin? Senin de en az Ruby kadar ceza alman gerekiyordu. Sen de bu çocukları tek başına bıraktın ve bu çocukların suistimal edilmesinde senin de katkın çok büyük. Senin de en az onlar kadar ceza alman gerekiyor diyenler vardı ve bütün bunlara rağmen Kevin hala dışarıda olduğu için böyle geher geher konuşma hakkını kendisinde bulmuş gördüğümüz kadarıyla. Dedikleri ne kadar samimi bulunur bilemiyorum. Bir şey söylemem
demek istemiyorum onu ama pek umutlu da değilim açıkçası. Ama bir de Sherry var. Sherry'nin sözlerini geçen Instagram'da paylaşmıştım. Siz de izlediniz. Sherry'nin söyledikleri gerçekten çok kıymetli. Çünkü bütün bu olayı birebir yaşayan bir insan olarak çıkıp aile vloglarının ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsetmek hakikaten çok büyük cesaret isteyen bir şey. Hele ki kiliseyi bile karşısına alabilecek şekilde konuşuyor Sherry. Gelin dinleyelim. My name is Sherry Frankie. My mother, Ruby Frankie, is a prominent family vlogger that was arrested last year for child abuse. I don't come today as the daughter of a felon, nor as a victim of an abnormally abusive mother. I come today as a victim of family vlogging. When children become stars in their family's online content, they become child influencers. Children from before they are born to the day they turn 18 have become the stars of family businesses on YouTube, Instagram, and other social media platforms. Utah is specifically a hotspot for family content due to the LDS culture around family and the goal to share the church with the world. We also have large families, which makes family content more lucrative. Specifically, many parents film their regular family life as an online video blog. But I want to be clear that there is never, ever a good reason for posting your children online for money or fame. There is no such thing as a moral or ethical family vlogger. At first, family vlogging is an alluring business that can bring high revenue. For my family, it became the primary source of income, as is often the case with most full-time family vloggers. Many child influencers are paid for their work, as I was, and this money has helped me in my adult life. However, this payment was usually a bribe. For example, we'd be rewarded $100 or a shopping trip if we filmed a particularly embarrassing moment or an exciting event in our lives. Some of our most popular videos were when my eyebrow was accidentally waxed off and the whole world saw a crying teenager when I just wanted to mourn in private. Or the time I was violently ill and got the leading role in the video that day. My friends became scarce because dates were filmed and none of my friends wanted to be on camera. The camera never stops, and there is no such thing as a break from filming. At the time, I tell you I had a choice in what was filmed, but I've come to learn that every child influencer, in a way, suffers from Stockholm Syndrome. Most child influencers would probably tell you they have full control over what is posted, but the reality is that their parents bribe and shame them into posting their most vulnerable moments. In fact, many child influencers may tell you that they enjoy their work because of the monetary perks they receive or the fun experiences that they can have. After all, what child would say no to a fun vacation or shopping spree if all they needed to do was film an embarrassing moment? In any other context, it is understood that children cannot give consent. But for some reason, people think family vlogging is different. I did not realize the impact that filming as a child would have on me now. My social media became flooded with rumors of having sexual relations with my own brother, to being called a baby birthing machine at the age of 13. All these things have stuck with me, and I will forever live between the ages of 13 to 17 in many of my viewers' minds. In addition, pedophiles stalk the internet, specifically seeking out child influencers. I promise you that the parents are aware of these predators and choose to post their children anyway. I understand that this is a big issue to tackle, and I am not asking you to ban family vlogging, though that is my end goal. But when it comes to protecting children, it should be a bipartisan issue. The only people harmed by child influencer laws are the parents exploiting their children. While this may not seem like an issue now, as child influencers in Utah continue to grow up, I foresee there will be legal crises, with these children realizing that vlogging has brought severe emotional distress. Let's deal with this now before we reach that point. But even despite a good paycheck, I want to be absolutely clear that there is no amount of money that can justify selling your soul as a child to the world. If I could go back and do it all again, I'd rather have an empty bank account now and not have my childhood plastered all over the internet. No amount of money I received has made what I've experienced worth it. I don't want people to look at me and blame my unique circumstances with a mother in prison to the Frankie criminal case. Family vlogging ruined my innocence long before Ruby committed a crime. I promise you that my experiences are not unique and are happening to child influencers all over Utah and the country. So let's tackle this issue before it becomes a bigger crisis than it already is. Thank you. Sherry'nin bu LDS kilisesinin, yani işte Mormon kilisesinin etkisi ve ailelerin kayıtlarının alınması dolayısıyla bu vlogların çekilmeye itilmesini özellikle söylediğinde fark etmişsinizdir. Utah'da bunu çok fazla ekmek kapısı haline getiren var ve kilise bunu çok fazla destekliyor. Ve eğer kilise bunu desteklemeyi bırakırsa ve mahrem diye bir şeyi daha fazla gözetirlerse, ailelerinin bu videolarını paylaşmayı övmezlerse belki bu konu hakkında bir değişim olabilir diye birazcık kiliseye de sallamış açıkçası. O yüzden kendisini
İnsan ister istemez tebrik ediyor. Şu anda aklıma geldi. Kevin, Sherry'e karşı da bir dava açmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bütün bu olanların sonunda Sherry'nin Ruby ve Kevin'in evine gidip bir takım eşyalarını alma gibi bir girişimi vardı. Polis gözetiminde gitmişlerdi. Polisle birlikte eve girip hem kardeşleri için hem kendisi için bir takım eşyalar almıştı. Ama Kevin, eve benden izinsiz giriliyor, yasa dışı evime girildi diyerek kendi kızını polise şikayet etmişti yalan. Hakikaten böyle bir şey oldu yani. Ve şimdi çıkmış, çocuklar çiçektir, onları koruyalım. Ay, işte insan ister istemez canını sıkıyorlar Kevin gibi insanlar. Utanmaz, arlanmaz. Bak, taraf tutmayacağım dedim ama buraya kadar. Kusura bakma. Birden aklıma gelince neyse. Biz burada daha çok Sherry'nin söylediklerine odaklanalım. Sherry ve Chad bu olaydan çok büyük yaralar alarak çıktılar ve diğer dört kardeş de tabii öyle. Onlar hala daha küçük ve onlar hala büyük yardıma muhtaçlar. Ama Sherry ve Chad'in artık bu konuda hani bir araya gelelim, bir şey yapalım çabası takdire şayan ki daha kendi yaralarını onaramadılar çocuklar. Babaları Kevin ile birlikte zaman geçirerek bir şeyleri telafi etmeye çalıştıkları da söyleniyor. Özellikle de annelerinin bu davalarına üçü birlikte gidiyormuş anneye karşı olarak. Ki bu Kevin için çok büyük bir değişim. Çünkü Kevin hala ben karımı seviyorum. Ben onu çıkaracağım oradan. Biz birlikte olacağız gibi salak salak konuşuyordu bir zamanlar. Vallahi o kadar sevmiyorum ki Kevin'i. Gerçekten çok tarafsız oldum şu an. Neyse. Olaylar böyle. Kevin'in hiçbir şey olmamış gibi çıkıp insanlara demeç vermesi, bunları engelleyelim, çocukları koruyalım falan demesi, o sırada altı çocuğunun da böyle perme perişan olması. Ondan sonra Sherry'nin her şeye rağmen çıkıp böyle çok düzgün bir biçimde kendini ifade etmesi ve başka çocukların başına, kendi başına gelenlerin gelmemesi için uğraşması, bu konu hakkında dikkatleri çekmeye çalışması. Bu aralar epey konuşuldu, o yüzden de bugün bu videoda bunu konuşalım istedim. Düşünsenize, Utah'da bu konu hakkında bir kanun çıkıyor ve çocukların videolarının çekilmesi direkt olarak yasaklanıyor. Ne büyük bir değişim olurdu onlar açısından. Resmen kilisenin bir gelir kapısı kapanırdı yani. İnsan merak etmiyor değil, acaba nasıl bir gelecek olurdu diye. Olaylar hakkında daha farklı güncellemeler olursa ben yine burada paylaşırım. Bugünlük bu kadar. Yorumlarınızı okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için de kanala abone olmayı unutmayın.